Tabii finansman çok önemli. Hepimiz şu an içinden geçtiğimiz ekonomik konjonktürü birlikte yaşıyoruz. Finansmana erişim, nakde erişim bu dönemin gerçekten zorlukları ve yeşil dönüşüm. Bu yeşil dönüşüm içinde ciddi bir yatırım gerekiyor. Bu yatırımlar içinde finansmana erişim çok önemli. Sektörün de en büyük meselelerinden bir tanesi bu yıl için. Bunu takip ediyoruz. Ben şimdi İTİP Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Öksüz'ü konuşmalar için sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla buyurun efendim. Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanım, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlarım, çok kıymetli Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği üyeleri, kıymetli İYAF Başkanım, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, bu yıl 16.sı düzenlenen ve sektörlerimizin geleceğini şekillendiren İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda aranızda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyor. Sizleri şahsım ve İTİB adına saygıyla selamlıyorum. Bu yıl dönüşümsel yolculuk teması ile organize edilen ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren konferansımızın da verimli geçmesini diliyorum. Değerli katılımcılar, tekstil ve hazır giyim sektörleri birbirinin ayrılmaz bir parçası. Ne Türk tekstili olmadan hazır giyim sektörü bu kadar başarılı olabilir, ne de hazır giyim sektörü olmazsa tekstil sektörümüz bu kadar gelişebilir. Bu güçlü birlikteliğin sonucu olarak Türkiye tekstil ülkesi konumuna yükselmiştir. Yılda 80 milyar dolar üretim değerine sahip olan sektörlerimiz 2 milyonun üzerinde istihdam yaratmaktadır. İmalat sanayi üretiminde %13'lük paya sahip olan sektörlerimiz biliyorsunuz dünyanın en önemli tedarikçileri konumundadır. Burada da hedeflerimizi biz koyduk. Daha yüksekler, daha büyük, daha önemli tedarikçi olma yolunda da sektör hedeflerinde ilerlemekte. Tabii bu hedefleri yakalamak için bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. İTKİP, TGSD gibi güzide kurumlarımızın gerçekleştirdiği bu tür faaliyetleri de önemsiyoruz. Dolu dolu hazırlanmış, alanında uzman isimleri ağırlayan bugünkü etkinliklerimizde başta sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi olmak üzere hedef pazarımız ki söylendi Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği olanakları, inovatif yenilikler gibi sektörümüz için önem arz eden birçok çalışmayı burada yaşıyor olacağız. Saygıdeğer konuklar, sürdürülebilirlik kavramının temelleri 1962 yılına dayanmaktadır. İlk olarak 1972 Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'nda deklarasyonla ortaya atılıyor. Aradan geçen 50 yıllık bir süre var ve bu sürede sürdürülebilirlikle ilgili adım atan değil, koşarak ilerleyen, odak noktasına gelecek kuşakları koyan bir sektörün mensubu olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluğumuz sadece ekonomik kaygılardan kaynaklanmamaktadır. Dünyamızı korumak için sektörümüzün oynadığı kritik rolün de farkındayız. Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'na göre konvansiyonel yöntemlerle üretilen konfeksiyon ürünlerinde binlerce litre su kullanıyoruz. Hatta bir denim pantolonda 10 bin litre su gerekmekte. Bu tüketim aslında yapılacak yatırımlarla %90-95 oranında azaltılabiliyor. Bizler sanayiciler olarak bunun farkındayız. Bu sorumlulukların ve bu konuda da ciddi yatırımlar yapmaktayız. Ancak tabii bu sorumluluk tek taraflı olmuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bugünkü konferansın konu başlıklarından birisi olan denetim yorgunluğu ve greenwashing yani yeşil aklama ile hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede sürdürülebilirlikle ilgili uygulanabilir hedef belirleme noktasında küresel markalarla entegrasyon içerisinde de çalışmamız gerekiyor. Bu çerçevede hepinizin yakından tanıdığı, sadece İTİP olarak değil, sektörümüzün projesi olan Sustainability Talks İstanbul konferansımızı 28 Kasım'da Hilton Bomonti Oteli'nde gerçekleştireceğiz. Burada da bunu ifade etmek istiyorum. Sizleri de hepinizi aramızda görmekten dolayı da mutluluk duyuyorum. Saygıdeğer konuklar,
Sürdürülebilirlikle ilgili kurulabilecek yeni yatırımlara, inovasyonlara değiniyoruz. Bu yatırım kararları oluşan talep ve talep beklentilerine göre şekilleniyor. Ancak bir yandan da küresel tekstil ve hazır giyim sektörleri büyük bir darboğazdan geçiyor. En büyük ihracat pazarlarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da %20'lere yakın daralmalar olduğunu görüyoruz. Tabii bu darboğazlardan ancak el birliğiyle çıkabiliriz. Sektörlerimizi haksız rekabete karşı birlikte korumalı, ortak pazarlama faaliyetleri ile de güçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu çerçevede İTİP olarak gerçekleştirdiğimiz Eye of the World programımız önümüzdeki hafta New York'ta hazır giyim sektörümüzle beraber organize ediyoruz. Yani tekstille hazır giyimi aynı alanda buluşturuyoruz. Bu tür organizasyonlara da ben büyük önem veriyorum. Yani tekstil ve hazır giyim olarak biz birlikte daha çok organizasyon yapmak zorundayız. Başkanımız bahsetti konuşmasında, onu hakikaten ben de önemsiyorum. Daha çok üretmek, belki adet olarak değil, daha nitelikli üretmek, daha katma değeri ürünler üretmek konusunda da sektörümüz daha yoğun çalışmalıdır. Burada markalaşmanın altını çiziyorum. Markalaşmak bence çok önemli. Önümüzdeki süreçte daha önemli olacak. Çünkü biz ağırlıklı olarak Türkiye, biliyorsunuz, private label üreten bir ülke. Bunun da çok değeri var. Hiçbir zaman bunu da küçümsemiyoruz ama bir taraftan da Türkiye'de başlayan o markalaşmayı bizim önümüzdeki süreçte daha ayağa yere basar hale getirmemiz gerekmekte. Evet Sayın Tim Başkanım, çok değerli katılımcılar, bu güzel konferansın sektörümüz için son derece faydalı sonuçlar doğuracağını ben inanıyorum, doğuracağını inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye 100 yılına yakışır bir etkinlik düzenleyen, başta Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanları Sayın Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya olmak üzere Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerini kutluyorum. Sözlerime son verirken şimdiden Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor. Ülkemize tekstil ve hazır giyim sektörlerimizle birlikte nice yüzyıllar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. İTİP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Öksüz'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.